Arkadaşlar bir de yukarıyı görmek istedik. Dezenfeksiyon cihazları zaten Tekir'de de vardı. Yine burada da var. Hadi reis, ya Allah, bismillah. Evet, sezonun ilk gondol keyfi başlıyor arkadaşlar. Yine gondolun içine mesafeyi koruyun etiketleri yapıştırılmış. Birer ya, tane çay ikram ediyorlar. Aynen, birer tane de çay ikram ediyorlar. Ya şimdi koronavirüs kapsamında bol bol havalandırması var. Bakın şu gördüğünüz yerde, karşıda, alt tarafında delikler var. Zaten kapıyı kapandığı zaman alt taraftan rüzgar girer. Hemen buralarda pencereleri var. Yani havalandırmada da sıkıntı yok. Sonuçta açtım. Sonuç itibariyle arkadaşlar yani kayakçıyı etkileyen koronavirüsle alakalı aslında çok fazla sıkıntı yok. Yani baştan aşağıya zaten kar maskemiz olacak, gözlüğümüz olacak, kaskımız olacak, eldivenimiz olacak, boyunluğumuz olacak, olacak da olacak. Her yerimiz kapalı olduğu için aslında çok fazla kayakçıyı etkilemeyecek. Sadece mesafeyi korumak ve evet, çok bir yere temas etmemek gerekir. Onun dışında çok fazla sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum inşallah. İnşallah da olmaz arkadaşlar. Hadi yukarıya doğru şöyle yol alalım dostlar. Üstüne geçeceğim. Evet dostlar, bakın suni karlama makineleri pistleri baya baya bir karlamış. Güzel olmuş. Sanki kar yağmış gibi olmuş. Yani bolca kar makinesi olsa demek ki kar yağmasa bile bu iş olacakmış gibi, ama altyapı ve diğer şartlar el verir, ne kadar el verir onu bilmiyorum dostlar. Allah Allah. Evet arkadaşlar, bakın o karşıda karlamanın çalıştığı yerle Hitit arkadaşlar. Hitit'i de karlıyorlar. Gerçekten benim çok sevdiğim pistlerden bir tanesi Hitit. Maalesef oralarda sırt ve az kar tuttuğu için bolca karlama makinesiyle karlıyorlar arkadaşlar. Dostlar bakın 4 numaralı pistte de karlama çalışmaları yoğun bir şekilde yapılıyor. Evet. 4'te bizim az önce muhabbetini yaptık. Yani bir zaman ilk öğrendiğimiz zamanlarda şurayı bir insek artık, yani şuradan inebilir miyiz diye zorlandığımız pistlerden bir tanesiydi. Şimdi de severek, zevkle indiğimiz, haz aldığımız pistlerden bir tanesi. Genellikle şu kısım biraz buz olur ve karı biraz az tutar. O yüzden böyle karın az tuttuğu yerlere karlama çalışmaları yapıyorlar. Bu karlama çalışmalarının şöyle bir de dezavantajı oluyor arkadaşlar. Ya normalde mesela şu anda rüzgar tersten geldiği için arka tarafa doğru karlıyor. Gerçi kar makineleri piste doğru karı kürler, ama normal şartlarda piste doğru kar gitse, karlama makinesi karı yapabilse daha güzel olacak arkadaşlar. Bakın burası bayağı bir çukur. Normal şartlarda bu 4 numaralı bu şu parmağımın ucundaki yer dolduğu zaman bu çukurluğu bayağı gidip bayağı bir diklik meydana geliyor arkadaşlar. Evet hacılar, gondolun üstüne doğru geldik. H2650 kafe muhtemelen açık. Yazın da açık biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan yaz kış eşinizle dostunuzla gelip faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Güneşin battığı yöne de doğru ereceğiz. Bu şekilde dostlar. Evet. Evet, gondoldan indik. Bakın Türk bayrağının hemen karşı tarafında Erciyes'e doğru Erciyes yazısı yapmışlar. Erciyes manzaralı. Burada sabah saatlerinde çok güzel pozlar alırsınız. Gün batımında biraz karşı güneşten dolayı net görüntü elde edemeyebilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen küçük küçükler gibi gözüküyor, ama yanına gidelim bakalım neymiş. Bakın küçük çam kütüklerinden güzel bir dekor vermişler.
Güneşi tersten aldığı için arka tarafından göstereceğim size. Evet arkadaşlar bakın gerçekten de güzel olmuş. Tabi arka tarafından kahverengiye boyamışlar ama ön tarafında orijinal rengiyle bırakmışlar dostlar. Yani hacılar en üstte de durum, karın durumu bu şekilde. Arkadaşlar hala kar yok. Dolayısıyla da pistlerin durumu bu şekilde. En kısa zamanda inşallah kar yağar ve pistlerle kaymaya başlarız. Bakın hiç kullanmadığımız pistlerden bir tanesi Hisarcık tarafına giden Hitit'ten pist numarasını tam hatırlamıyorum. Yine tekrardan Hitit'in farklı bir pisti hiç kullanmadık. İnşallah onlar da bu sene açılır ve kaymaya başlarız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar reklam yaptık. 2 saattir Erciyes'in reklamını yapıyoruz zaten İyi abi. Tesiste ilgili değildi yani. Ya sadece tesis değil işte komple Erciyes'in sabahtan beri reklamını yapıyoruz. Şimdi bu arada Erciyes AŞ'ye de teşekkür ediyoruz. Bizi gondoluna ücretsiz aldı ve yukarılara çıktık. Şimdi İyi abiyi kandırdım. Şöyle bir pistin daha doğrusu 3 numaralı pistten aşağı doğru yürüyelim dedik. En hacılara doğru. Eğer şöyle müsaitse şöyle bir yürüyüp hem bir temiz hava alıp hem de bir değişik aktivite yapmak istedik. Bakalım ilerleyen yol bizi ilerleyen aşamalarda ne bekliyor? Hadi bakalım. Evet sayın seyirciler, Tevfik işi büyüttü. Artık kayaksız bile kayıyor. Kayaksız bile kayıyor. Zaten abi biz bir grup kurarsak yukarı doğru kayanlar grubu yapacağım yani. Evet. Bakın erimiş. Burada da buz tutmuş dostlar. Şu pis çok güzeldi. Buradan kaymak. Değil mi? Kesinlikle. Az önce ben de zaten ondan bahsettim. Arkadaşlar 3 nolu pistin bakın ilk virajına geldik. Bayağı da bir yol kat ettik. Ekip yoldan çıkıyor. Normalde sağdan gitmemiz lazım. Baksınlar bakalım niye bakıyorlar. Yazıyor zaten Hacılar Kapı. 3 numaralı pist. Kartın alt tesis. Ve Eyüp abi şuradan bir poz aldık. Geçen sene burayı açmışlardı arkadaşlar. 2 numaralı pist burası. Evet. Eyüp abinin videosunu çektim bilmiyorum da birkaç defa burada pisti öptüğü, gerçek manada yüzün kuyu düşüp pisti öptüğü yer. İlk açıldığında burayı yıllardır açılmıyor ben bir öpeyim dediği yer burasıydı arkadaşlar. Evet. Aşağıya doğru gidiyoruz ve hava artık soğumaya başladı. Bir an içinde içimden niye gondolla geri dönmedik de aşağı doğru yürüyoruz diye de içimden geçirmedim değil arkadaşlar. Hadi bakalım. İbam hala geri dönme şeyinde, aşamasında. Hala geri dönsem daha karlıyım hesabı yapıyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. İkinci keskin virajımızı döndük. Tevfik ve Eyüp abiyle birlikte yol alıyoruz arkadaşlar. Manzara enfes. Biraz bacaklarımız ağrıyor gibi olsa da bence güzel oldu. Hadi bakalım. Devam. Evet arkadaşlar bakın artık 3 nolu pistte doğru yol ayrımına geldik. Şimdi şu yoldan dimdik gidersek şu karşıdaki dağın dibine yaya yolu var. Oradan gitmemiz gerekecek. Pistten çok zor ineceğiz ya da şu bozuk vadinin içine ilerleyeceğiz. İşin aslı yani ne yapacağımı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Evet yoldan çıktık arkadaşlar. Daha doğrusu yaya yolundan çıktık. Şimdi bizim bu 3B pistimiz var ya o 3B pistine doğru ilerliyoruz. Normal şartlarda burası komple dolu olur ve aşağısına doğru böyle kaydığımız yerlerdir arkadaşlar. 3B vadinin içi dediğimiz pist dostlar. Arkadaşlar işte akılsız başın derdini ayaklar çeker diyor ya. Şimdi adaleler yavaş yavaş sertleşmeye başladı. Bakalım sonunda ne olacak? Kayağa hazırlık işte. Sonu o kayak yani Allah izin verirse. Zaten antrenman olsun. Aynen öyle. Arkadaşlar pist diye kullandığımız... 5 metre kar da oluyor mu? Evet bura 5 metre doğru söylüyorsun abi. Pist diye kullandığımız 3B tam da bakın bu şekildeymiş arkadaşlar. Biraz daha git. Evet. Daha asıl tabii. Asıl daha gidince
asıl derinlik belli oluyor. Her sene işte erozyonla birlikte burası derinleşiyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Pis diye gittiğimiz yeri. Oo, çok kötüymüş ya. Vay baba vay. Ben sağa gittim, sen sola gittin. Evet. Arkadaşlar, bura ne kadar çok doluyormuş ya. 8-10 metre doluyormuş. Benim ayakkabım olacak. Ben de sana sordum inelim mi diye, sen de he dedin. Zorlamadım ki ben seni ya. Nasıl zorladım? Maviydi, sorunsuz şekildeydi. Bura kırmızı abi. Kırmızı pist yani. Yapacak bir şey yok. Kayakçı adam her türlü zor şartlarda kayabilmesi lazım. Aynı zamanda yürüyebilmesi lazım. Unuttun herhalde. Kayağa ilk başladığın günlerde kayağı elini alıp kayamayıp da aşağı indiğiniz günleri. Aha madem buldu. Belki de şurada altın bulup köşeye döneceksin. Evet, siyah maden. Aha. İyi bak. Fecrin de sürprizleri dolu. Her an her şey gezgin gibi eline şey almış. Süper. Hadi devam. Arkadaşlar bakın. 3 beynin içi yani bu şekilde. Buran müthiş kar doluyormuş. Değil mi? Kesinlikle. Müthiş. Ya müthiş bir vadi, vadi burası. Yukarısına değil de aşağısına iyi gitti mi anladım ben. Benim işim aşağısıymış. Yukarısına pek gidemiyorum ben. Vay baba vay, çok yorulduk ya. Gider. Evet arkadaşlar bakın, bu 3 beynin dikliğin bittiği yer tam da burası. Hakikaten de normal yürürken de bu şekilde bitiyor. Tevfik arkada, İbi abi de vadinin içinde bir yerde. Bacaklarım bu kayboldu gitti, boş ver. Bence de yeter, kayakta fazla kalabalık yormuyor. Dizlerim titriyor bu arada. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, 3B'den 4B'ye varmak üzereyiz ama bayağı yorulduk mu? Aşağıya doğru gitmemize rağmen yorulduk dostlar. Hadi. Abi vatandaşın biri kayakta ne yoruluyorsun kardeşim, aşağıya doğru bırakıp gidiyorsunuz. Aynen öyle. İnsan yorulur mu diyordu. Bir gün şöyle yarım bir kayak yaptı. Üstünden diyor kamyon geçmiş oldu. İsminin başını söyle bari. Abi şimdi çok yüksek bir bürokrat ya. Öyle mi? Tamam. O zaman çok. Hadi bakalım. Arkadaşlar sonunda düzlüğe geldik. Bakın kar makineleri burayı beyaza. Değil mi? Evet, kar öpüyor adam. Kar öpüyor. Neydi o arkadaş ya? Dizlerimiz mahvoldu ya. Dizlerimiz mahvoldu. Evet, son düzlüğe yaklaştık arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, Erciyes bu işte. Bildiğiniz sanki buraya mıcır dökülük gibi böyle bir yapısı var. Bastığınız yer kayar. Kendi kendine kayar. Kayar da kayar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hacılar alt kondola doğru iyice yaklaştık ama sesimden de anlayacaksınız. Hem hava soğudu hem de baya baya bir yorulduk. Peki dostlar, görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.